girişiminin, ilk darbenin yıl dönümünde 27 Mayıs vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli basın mensupları, aziz milletimiz medeniyet tarihi boyunca türlü fedakarlıklarla devlet olarak kalmak uğruna birçok bedel ödemiştir. Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bugünlere gelmiştir. Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukun askıya, ulusal ve siyasal düzene ilk darbe 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs darbesi, milli irade ile arasında perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'yi bir adım ileri taşımışlar. Vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında vesayetin namusunu Çankaya köşküne çevirmişlerdir. Millet iradesinden savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde dar ağacına gönderdi. Yalnızca başbakan, bakan, milletvekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli irade olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar bağlamını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur.